Şimdi bizim IT şirketimiz var, teknoloji şirketi. Gerçi bunlar hep dövüşür onlarla ama bu. o 400 tane falan bilgisayar mühendisi çalışıyor. Muazzam bir şirket. Fakat ben bunlara dedim ki bakın siz bir havalimanı IT şirketisiniz. Havalimanı işletmeciliğini öğreneceksiniz. Eğer havalimanı işletmeciliğini öğrenemezseniz hiçbir dijitalizasyon yapamazsınız. Bunlar çok ciddi öğrendiler. Havalimanlarında iki tane kule vardır. Biri hava trafik kulesi, o uzun olan. Biri de apron kule. Hava trafik kulesi üstten geçen uçakları kontrol eder. Ve bir de approach'a yaklaştırır, indirir. Tekeri koyduğu anda Tango Charlie, Tango Victor, Alpha landed der. Apron kule alır onu. Apron kule alır, bakar. Onun kompütürleri vardır ha. Kompütürleri vardır. O sadece telefonla söyler ona. Tango Charlie, Tango Victor, Alpha landed der. Kapatır. O kompütüründen Tango Charlie'yi bulur. Uçak kanat açıklıklarını bulur. Hangi G? Çünkü her köprünün arasına yanaştıramıyorsunuz. Bazı köprüler geniş. A330'lar için, 777'ler için kanal açıklıklarına göre, kanat açıklıklarına göre. Bazıları daha dar uçaklar için. 737'ler, 320'ler için. Ona göre bulur konfigürasyonu, yetişir. Biz en fazla 8 uçak alıyorduk bir köprüye günde. En fazla 8 uçak. 9 yapamadık. Ama nasıl? Çok çalıştık, ettik, verimlilik alamadık. Bana geldi bizim IT'ciler, dediler ki efendim dediler biz bu iki kule arasını dijitalleştirmek istiyoruz. Dedim güzel, bunların kompütürleri yok mu? Var dediler. Daha ne yapacaksınız dedim. Ama dediler telefon açıyorlar, söylüyorlar filan. İyi dedim ya aferin size işte ben inovasyonu böyle beklerim, gençler böyle olmalı filan. Peki dedim benden ne istiyorsunuz? Bir bütçe, ne bütçesi dedim. Algoritmayı yazacağız dediler, biz direkt yazamayız, danışmanlık alacağız. 250 bin euro dedim. Bırak o telefon açmaya devam etsin. Onlarla 250 bin euro. Neyse. Ondan sonra beni ikna ettiler. Yaptılar abi. Dijitalleştirdiler. Size yemin ediyorum. Günde 12 uçağa çıktık. Bir köprüde. Yani beynim. %50 artış. %50. 20 milyon dolar. Yıllık. Bu kadar basit. Bu çok basit bir örneğidir. Ama o çocuklar, o IT'ci arkadaşlar, o kulelerde zamanında bizim öbür arkadaşlarla çalışmasalardı, o işi öğren, nereden bilecek o Tango Charlie, Tango Victor, Alfa, kanat genişliği, IT'ci nereden bilsin bunları? Doğru. Orada öğrendi, öğrendikten sonra dedi ki ha, ben bunu dijitalleştiririm dedi. Ben bunu yaparım dedi ve yaptı. Onun için ben bunu kullanıyorum her yerde ve ben böyle kullandığım lafların en uzmanından şeyini de alırım. Yanlış bir şey kullanıyor muyum diye. Hakikaten bunu bizim şeyi satın almak isteyen bir şirket vardı, HCL diye, Hintli. Boeing 737'nin IT sistemlerini yapıyorlar. TAV teknolojiyi. Onlara bunu söyledim. Çok hoşlarına gitti. Dedim doğru yerdeyim. Bilmediğiniz işi dijitalleştiremezsiniz. Önce işi öğrenin. Ondan sonra dijitalleştirmesi kolay. Gelin Iconex'e dijitalleştirsinler. Biraz da Rişo Fakaya çok bağış.